Bana göre tekrar tarımı, hayvancılığı değerli kılmamız gerekiyor. Vatandaş enflasyonla mücadele derdinde. Son bir yılda dar gelirlilerin mutfak enflasyonu %50'ye yaklaştı. Vatandaşın en çok tükettiği ekmek, un, bulgur ve makarna fiyatındaki artış %29'u aştı. Tarım ve Orman Bakanlığı da hem artan enflasyona çözüm bulmak hem de tarım ve hayvancılığın yeniden değer kazanması için kolları sıvadı. Çocuklarımızı ilk 10-15 sene toprakla haşır neşir hale getirmez isek bu tarımdan ciddi bir kaçış olacak. Şimdi tarım liselerine anlaştık. Önümüzdeki yıl ama bir tane ama 5 tane ama 10 tane prototip şekilde üniversiteden hocaların, alaylı hocaların gelip ders verdiği tarım liselerine başlıyoruz. Son bir yıllık dönemde ekmek, un, bulgur, makarna ve benzerlerinin fiyatlarında %29.1, et, balık fiyatlarında %21.81, süt ve süt ürünleriyle yumurta fiyatlarında %41.2 oranında artış kaydedildi. Peki Hatay'daki kasaplarda etin fiyatı ne? Enflasyon kasaplara nasıl yansıdı? Dana eti 45, koyun eti 50 lira. Kilosu öyle gidiyor. Değişmez burada. Kıyma, kuşbaşı aynı fiyatlar. 45-50 lira gidiyor. Bonfile 60 lira. Mitil, kuşbaşı 50 lira. Diğer kıymalar 45-48 vesaire. Burada zaten Hatay'da et fiyatları öyle markettekiler gibi ayrı ayrı değildir. Burada et fiyatları sabittir. Dana eti 45 lira üzerinden satılıyor. Koyun eti 50 lira. Kuşbaşı veya kıyma fark eden bir şey olmuyor sadece. Yani her türlüsü yani aynı fiyatla satılıyor. Ben normalde 45 liraya satıyorum. Fakat böyle kontrafilayı falan geldiği zaman da tabii ki bunlar da ufak bir 50 liraya falan satıyoruz. Böyle koyun pirzolasını 55 liraya satıyoruz. Şu anda et satışımız 48 TL'dir. Biftek yani 2-3 TL fark edebiliyor aralarında. 52-55 civarı satışımız. Kuzu etimiz 55 TL. Hatay'daki kasaplarda et fiyatları neredeyse aynı. Dana etinin kilosu 45, koyun etinin kilosuysa 50 lira civarında. Et ve balık için yapılan harcamalar gıda harcamalarının %22.4'ünü oluşturdu. Süt, peynir, tereyağı, süt ürünleri ve yumurtanın gıda harcamaları içerisindeki payı ise %13.4 oldu. Yeni başladığımız ürün takip masalarıyla bu tarz modellemeler, rekolte tahminleri, çiçeklenmeden itibaren rekolte tahminleri ve doğru atışlarla bir defa gıda arz güvenliğimizi çok iyi sağlarız. İkinci en büyük fayda da gıdadaki enflasyona ciddi bir dizgini vururuz. Çünkü daha öncesinden ne yapacağımızı biliriz. Biz de şu an et fiyatları 45'ten veriyoruz. Etin kilosu 50 lira, koyun eti. Dana eti 45 lira. Bu tosun eti tabii, inek eti değil. Dana eti 45 lira, koyun eti 50 lira, bonfilenin kilosu 60 lira, bifteğin kilosu 50 lira. Kuzu eti 55 lira ortalama, pirzola 65-70, but 60 lira civarında satılmakta. Piyasa çok durgun. Şimdi gözler kısa vadede enflasyonun düşürülmesi için atılacak diğer adımlarda.